Merhabalar, Alex Makine YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size Dado Lazer Kaynak Makinesi'nin kurulumunu anlatacağım. Şöyle gördüğünüz gibi kutunun içerisinden şöyle bir karton çıkıyor. Bunun içerisinde yaklaşık 6 adet malzeme mevcut. Bunlardan bir tanesi kaynak teli, alloy. İkincisi 3,5'luk ayyan. Üçüncüsü 3 milimlik ayyan. Telefon koyma tutacağı. Karartmaları önlemek için brosa kalemi. Ve son olarak kaynak çektiğimiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi makinamızın içerisinden ön paneli çıkardığımız zaman mikroskopumuz, şimdi mikroskopumuzun lens koruyucularını takıyoruz. Şöyle. Mikroskopumuzu şöyle yerine takıyoruz. 3 numara lensimizle şuradan sıkıyoruz. Şöyle makinemizin arka kısmını çevirelim. Şurada gördüğünüz gibi bir delik mevcut. 3 numara alyanımızı, uzun olan alyanımızı şöyle deliğe sokuyoruz ve kapağımızı şöyle açıyoruz. Açtık. İçerisinde 2 adet hortum mevcut. Şunları tıpalarını çıkarıyoruz. Şekildeki gibi. Tıpalarımızı çıkardık. Sap suyumuzun şöyle ucunu bir makas yardımıyla keserek şişenin tamamını şu kalın olan tıpadan döküyoruz. Şimdi size çap ayarını göstereceğim. Çap ayarı şu kısımdan yapılıyor. Şu butonumuz duvara doğru itili olduğu zaman çapımız küçük olur. Bu daha çok parçaları birleştirmek için kullanılır. Daha sert bir atış atar. Çünkü o alana uygulayacağı kuvvet artar. Küçük bir alana çok fazla kuvvet verir ve makinamız daha güçlü bir vuruş atar. Hafif çapımız hafifçe hani milimetriktir zaten ayarlar. Hafifçe hani ortaya çekersek makinamızın çapı artar. O alana uygulayacağı kuvvet azalır. Makinamız daha hassas bir atış atar. Daha ince malları kaynatmak için onu hafifçe kendimizi doğru çekebiliriz çapta. İkinci olarak size göstereceğim şey odak ayarı. Odak ayarı şöyle karşılıklı olarak çapraz 2 adet alyan yeri bulunuyor. Şöyle işaretli görebiliyorsunuz. Şu kısımdan eğer makinemiz odağın soluna atıyorsa hafifçe sağına çeviriyoruz. Eğer soluna atıyorsa hafifçe soluna çeviriyoruz. Odağımızı bu şekilde ayarlıyoruz. Yukarı aşağı değilse aynı şekil 3,5 milimetrelik aylanımızı sokuyoruz. Hafifçe sağ sol yaparak odağımızı yukarı aşağı bir şekilde ayarlıyoruz. Şimdi makinamızın sap suyunu doldurduk. Mikroskopunu taktık. Şimdi makinamızın açıp kapatma kısmına geldik. Şuradan gördüğünüz gibi şu an mavide sendak modunda. Standby modunda. Şu an bir kere basarak makinemizi aktif duruma getirdik. Şu an makinemiz çalışıyor. Daha önceki videolarda size nasıl çalıştığını anlatmıştık. Bu videomuzda ise sadece kurulum tarafını gösteriyoruz. Kapatmak için ise şu siyah düğmeye 3 saniye basılı tutarak standby moduna geri alıyoruz. Daha sonra elektrikten fişimizi çekebiliriz. Şimdi cep telefonumuzla Dado'ya nasıl bağlanıyor onu gösterelim. Apple Store'dan indirdiğimiz kapatma uygulamaya tıklıyoruz. Şöyle makinamızı seçiyoruz. Şu an bağlanıyor.
buradan şöyle rahatlıkla kontrol edebiliyoruz. Şuradan arka plan rengini değiştirebiliyoruz. Menüden information kısmından kaç atış yapılmış, seri numarası gibi özellikleri görebiliyoruz. Ayrıca bu butondan da kontrol edebiliyoruz. Uygulamadan da eş zamanlı olarak kontrol edebiliyoruz. Daha önceki videomuzda size makinenin çalışmasını anlatmıştık. Bu videomuzda ise sadece kurulum kısmını anlattık. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.